Şimdi birazdan sahayı seçimi. Önce şunu sorayım. Kaybederseniz ne olacak? Yani seçimin ikinci turunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa, ki ciddi bir oy farkı vardı ilk turda. Yani şunu ifade ediyorsunuz, çok anlıyorum sizi. Erdoğan'a ilk turda %50+1 vermedi seçmen ama 49,5 verdi. Size de vermedi. Yani siz böyle baktığınız zaman bu mantıkla Sayın Kılıçdaroğlu'na da vermedi. Hatta Erdoğan'a verdiğini dahi vermedi Sayın Kılıçdaroğlu'na da. İkinci turda böyle bir tablo ne söyler? Mehmet Akif Bey, ikinci turda kazanacağız. Bunu inanarak söylüyorum. Çok samimiyetle söylüyorum. Çünkü bu bir seçim değil, referandum. Ve bu 14 Mayıs'tan sonra bu iki tur arasında seçmen Türkiye'nin gerçek sorunları konuşulmasın diye nasıl bir kara propaganda yapıldığını da gördü. Montajları gördü. Sahteciliği gördü. Bakın, Türkiye'nin nasıl kutuplaştırıldığını gördü. Tek adam sistemleri kutuplaşmadan, ayrışmadan beslenir Mehmet Akif Bey. Tek adam sistemleri ekonomik krizleri, siyasi krizleri derinleştirir. Son günlerde yaşadıklarımıza bakın. Onun için ben seçmenin çok ciddi bir denge kuracağını inanıyorum ve bu seçimi bir referandum olarak görüyoruz biz. Peki. Bu tek adam rejimine devam et demeyecek seçmen. %50'den fazla bir değişim iradesi var. Bu değişim iradesi güçlenecek, büyüyecek. Peki efendim, birazdan PKK meselesini konuşuruz. Videoları, HDP desteğini, oradan gelen açıklamaları, onları da merak ediyorum. Çok eleştiri alıyorsunuz bu hususa dair. Hatta bunun toplumdan bu kadar karşılık göreceğini düşünmedik diyenler oldu. O yönetilemedi mi o kriz, onu da konuşuruz ama önce şu kayyum meselesiyle ilgili. Sayın Ümit Özdağ'ın size destek açıklaması kendisine oy veren kitle açısından ne kadar anlam ifade eder? Yani ne kadar karşılığı olur sahada, seçmen nazarında? Mehmet Akif Bey, teşekkür ederim. Bu önemli bir soru. Şimdi öncelikle size bir ittifak protokolü göstereceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan ATA ittifakının. Şöyle belki hani görülebilir. Doğru kameraya tutuyorsam. Doğru kameraya tutuyorsunuz ama bu ATA ittifakı protokolü. Evet, tutanak. Bunu Adalet Partisi Genel Başkanı da paylaştı bugün. Bakın, biz bu sistemde biliyorsunuz seçime katılma yeterliğine sahip partiler ittifak kurabiliyor. ATA ittifakını iki parti kurmuş. Burada da genel başkanların imzaları var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz. Yani Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nin kurduğu bir ittifak, ATA ittifakı. Ve bu ittifakta adayını Sayın Sinan Oğan olarak belirlemiş. Şimdi Sinan Oğan'ın kendisini aday yapan ittifakın iradesine karşı Cumhur İttifakı'nı desteklemesi siyasi etikle bağdaşır mı? Ama ATA ittifakının gerçek sahipleri, ATA ittifakını kuranlar hem Adalet Partisi hem Zafer Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Peki bir şey soracağım. Mesela neden? Bu doğru adayı mı seçememiş ATA ittifakı? Yani Sinan Oğan'ı aday gösterdiler ve Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı destekledi. Ya kendi adayları Cumhur İttifakı'nı destekledi. Kendi adayını doğru seçememiş. Ama o oy Sinan Oğan'ın... Buyurun. Hayır, Mehmet Akif Bey, şunu demek istiyorum. ATA ittifakının ve adayının aldığı oy ağırlıklı olarak bu iki partinin aldığı oy. Evet. Tabii ki başka oylar da olabilir. Ama şimdi onun için ağırlıklı olarak Sinan Oğan'ın değil, Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin gücü, iradesi burada önem arz eder. Ki onlar da Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Bu da niçin destekliyorlar? Çünkü biz Türkiye'nin işte gerçek sorunlarını konuşamadık. Sığınmacıları konuşamadık. Ekonomik krizi, hayat pahalılığı konuşamadık. Çünkü biz hep konuştuk ama Cumhur İttifakı bunun üzerine örtmek istedi. İşte o kara propagandayla. HDP'li seçmeni tedirgin eder mi? Eğitim, adalet, sığınmacılar. Özür dilerim, bölüyorum ama HDP'li seçmeni tedirgin eder mi bu Sayın Özdağ'ın size destek vermesi ya da ATA İttifakı'nın destek vermesi? Hayır, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan hiçbir seçmeni tedirgin etmez. Hiçbir Peki. seçmeni tedirgin etmez. Biz bütün seçmenlerden oy istiyoruz. Bakın, sandık çıkış anketleri yaptırdık. İlk turda çok düşük de olsa AK Partili seçmen de var bize oy veren.
İkinci turda milliyetçi, ülkücü seçmeni, ki hepimiz milliyetçiyiz aslında. Yani Atatürk milliyetçisiyiz. Seçmenin de ben Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bay Kemal'dir. Peki. Erdoğan çözemiyor, derinleştiriyor. Bunu yaşayarak gördü seçmen. Efendim, bir şeyi netleştirmek için. Şimdi siz Sayın Ümit Özdağ'la bir protokol imzadınız Sayın Kılıçdaroğlu. O protokolde bir madde, yanılmıyorsam 4. maddeydi değil mi? Bu kayyumlarla ilgili madde çok tartışıldı. Cümle şöyle protokolde. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Yani kayyumlarla ilgili Millet İttifakı'nın ortak politika mutabakat metnindeki kayyum uygulamasına son verilecektir ifadesiyle bu ifadenin bir çelişki içerdiği tartışmaları yapıldı. Kayyum uygulamasına devam edilecek mi? Bu çerçevede, bu maddeye göre böyle bir durum olursa hiçbir şekilde kayyum uygulamasına tıpkı ortak politika mutabakat metninde ya da daha önce ifade ettiğiniz şekilde tamamen son verilecek ve hiçbir şekilde devam edilmeyecek mi? Bunu netleştirebilir miyiz? Mehmet Akif Bey, dikkat ederseniz o metinde yargı kararı vurgusu var. Doğru. Yargı kararı nedir? Bir mahkeme kararıdır. Yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanları görevden uzaklaştırılamayacak. O protokol de aynı şeyi söylüyor. Bizim mutabakat metnimiz de aynı şeyi söylüyor. Şimdi ne yapıyorlar uygulamada? Bir soruşturma açıyorlar. İçişleri Bakanı, belediye başkanını görevden uzaklaştırılıyor. Halbuki ne olması lazım? Bir yargılama olması lazım. Bir mahkeme kararı ortaya çıkması lazım. Anayasamız ne diyor? Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz. Anayasal hukuk devleti bu sistemde askıya alındığı için artık biz bunları unuttuk. Yargı kararı olmadan, yargı kararı varsa tabii ki bir suçla ilişkili olarak bir hüküm kurulmuşsa tabii ki gereği yapılır. Onun o zaman için yargı kararı olduğu takdirde kayyum uygulaması devam edecek. Ya, mahkeme kararı, yargı kararı varsa o belediye başkanı tabii ki göreve devam edemez zaten. Hayır, kayyum mu atanacak? Edemez oraya zaten. Şimdi bakın, seçilmiş mahkeme kararı, pardon, mahkeme kararı varsa bir seçilmiş belediye başkanıyla ilgili, tamam, ve bu terörle iltisaklıysa o şekilde uygulama devam edebilir. Kayyum atanacak devam edebilir mı? Ama kayyum, yargı kararı. Tamam. Yargı, burada temel yargı kararı. Buna ilgili, dikkat etmek lazım. Özür dilerim. Belediye başkanıyla ilgili yargı kararı varsa o belediye başkanı görevden alınacak ve o belediyeye kayyum atanacak diyebiliyor muyuz? Abi, aslında o artık kayyum uygulaması olmuyor. Çünkü ortada bir mahkeme kararı oluyor. Mahkeme kararı olduğu için bu şekildeki mevcut kayyum uygulaması devam etmiş olmuyor. Burada aslında herkesin şuna saygı göstermesi lazım. Hukuk devletiysek. Ya hayır, belediye yargı meclisi, kararını temel alıyorsak. Belediye meclisinde seçim yapılır deniyordu. Gerçi o yasal değilmiş. Sayın Soylu yayınında öyle söylemişti. Yani zaten öyle bir şey söz konusu değil demişti ama ya şöyle, belediyede meclis seçim yapıp kendi içinden başka bir belediye başkanı mı belirleyecek aynı parti içinden, yoksa kayyum mu atanacak? Bunu anlamaya çalışıyorum sadece. Terörle ilişkili suçlarda meclis seçemiyor zaten. Evet. Yasa ona müsaade etmiyor şu anda. O zaman. Yani o, siz öyle diyorsanız öyle. Ben o şekilde demiyorum ama. Siz nasıl çünkü diyorsunuz? Çünkü yargı sizin kararıyla. De benim de dediğim değil. Sizin de Mehmet Akif Bey, mevcut uygulamadan çok farklı bir şey yapacağız biz. Mehmet Akif Bey, mevcut uygulamadan çok farklı bir şey yapıyoruz. Mevcut uygulamada İçişleri Bakanı keyfine göre belediye başkanını görevden alıyor. Biz diyoruz ki yargı kararı. Hukuk devletinde olması gereken bu değil mi? Yargı kararı olacak diyoruz terörle ilgili. Terörle ilgili değilse zaten meclisten seçiliyor. Hay hay. Ama terörle ilişkiliyse meclisten seçilemiyor. Mevcut yasal düzenlemeye göre. Tamam, o zaman kayyum atanmış olmuyor mu efendim? Yani anlamadığım için soruyorum. Öyle olmuyor mu günün sonunda? Hayır. Öyle olmuyor Mehmet Akif Bey. Kayyum nasıl olur biliyor musunuz? Mahkeme kararı olmadan adamı alırsınız, birine atarsınız. Tamam. Kayyum odur. Mahkeme kararıyla olunca ne oluyor?
Mahkeme kararı olunca zaten onun belediye başkanlığı düşüyor. Tamam. Siz dışarıdan birini atayınca ne oluyor? Mahkeme kararı olunca. Onun ismi ne oluyor efendim? Bilmediğim için soruyorum. Dışarıdan birini atayınca. Efendim ya adını siz koyun. Bu efendim? Sistemdeki gibi kayyum olmuyor. Ama benim şahsi görüşümü soruyorsanız, benim şahsi görüşümü soruyorsanız zaten yasalarımız o kadar kötü ki yasaları değiştirip bu işlerin hepsini düzelteceğiz. İktidar olursak diye bunları biz hepsini anlattık. Onun için bu ucube sistem devam etsin istemiyoruz. Ama temel bir çelişki yok, onu demek istiyorum.